Respitli Seyahat'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle birlikte güzel bir kamplı tura çıkacağız. Çardak'ta bulunan Kum Adası'na gideceğiz. Hava bugün biraz kapalı, sisli görünüyor. Şansımıza yağmur yağmazsa çok daha güzel geçer. Bakalım yolda bizi ne gibi maceralar bekliyor. Bisikleti yükledim, hazır. Yola çıkma vakti. Her zaman trafik kurallarına uyun. Kırmızı ışıklarda geçmeyin. Sonuçta siz de diğerki araçlar gibi trafik kurallarına tabisiniz. O yüzden kırmızı yanarsa bekleyin. Tüm kurallara uyun. Hasta olmaya hiç gerek yok. O yüzden ben de rüzgarlığımı çıkarttım. Şimdi onu giyeceğim. Hasta olursanız tur eziyete dönüşür. Bunu istemeyiz. O yüzden hiç aksiyona gerek yok. Birçok kez Çanakkale'ye bu yoldan gitmiş olsam da hiç bisikletle gitmemiştim. Buraların bu kadar güzel olduğunu da hiç bu kadar detaylı görmemiştim. Az önce sağlam bir rampaya çıktım. Şimdi düz gidiyorum, birazdan da ineceğim. Geçen Çanakkale turuna giderken farklı bir yol kullanmıştım. O yolda daha eğimler fazlaydı. Burada eğimler az. Hem de yol stabilize değil, asfalt. O yüzden kolayca gidiyorum. Arkamdaki manzarayı görebiliyorsunuz değil mi? Suyun üzerine, ağaçların hemen dibine bir böyle çadır kurmalık gibi bir yer de yapmışlar. Keşke orada çadır kurabilseydim. Manzara çok güzel. Buradan geçerken ilk defa bunu görüyorum. Sizlere de göstermek istedim. Buradaki ortam bu şekilde. Şu yoldan yukarı tırmanacağım.
ve inişte Güreci altına ineceğim. Orada biraz çay kahve molası, ondan sonra tekrar yoluma devam edeceğim. Yol keyifli gidiyor, şu anlık her şey güzel. Güreci altından çıktım. Şimdi birazdan Şevket'e ineceğim ama şuradaki manzarayı size göstermeden gitmek istemedim. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Tam şurada bir kamp atsak ne kadar güzel olurdu, değil mi? Bakalım, o da bir gün neden olmasın. Ama şimdi şuradan inişe devam edeceğiz. Selamünaleyküm. Merhaba. Çardak'ta Araburnu Şehitliği'ndeyiz arkadaşlar.
Burada eski zamanlarda bir hastane varmış. Sahra Hastanesi. Arıburnu savaşlarında yaralanan askerler buradaki hastaneye sevk ediliyormuş. Buradaki hastanelerde de vefat eden, şehit olan askerlerin bir mezarı olsun diye de buradaki anıt mezarlığı yapmışlar. Yani ben bu şekilde okumuştum, aklımda bu şekilde kaldı. Eğer daha fazla bilgi bulursam alt kısma koyarım. Burada olmak ayrı bir duygu, ayrı bir hissiyat. Yani tarif etmenin bir şeyi yok, tarif edemiyorsunuz yani. Birinci gün sonunda Liga'dan başlayan yolculuğumuz Çardak'ta Kumadası'nda sona erdi. Yaklaşık 58 kilometrelik yolu tamamladım ve Kumadası'na ulaştım. Kendime kamp alanı belirledim. Şuraya kuracağım. Şuraya hamamı kurarım. Şuraya bisikletimi bağlarım. Sonra biraz dinlenip yemek işlerine girişeceğim. Karnımı falan doyuracağım. Bakalım. Hadi gelin önce çadırı kuralım. Çadırımı ve hamamı kurdum. Ekipmanlarımı yerleştirdim. Her şey hazır. Biraz dinlendikten sonra yemek yapım işine geçeceğim. Hadi gelin şimdi bir nasıl bizim için içerisine bir bakalım. Burada ortam güzel. Sessiz, sakin. Her yer papatya kokusuyla iç içe. Şuraya hamamı kurdum. Burada bisikletim, tabii bisikleti bu gece böyle bırakmayacağım. Hemen şu çadırın oraya kilitleyeceğim ya da ağaca kilitleyeceğim duruma göre. Çadır görüyorsunuz, daha önceden de bilenler bilir, benim Marmut 2P diye 4 mevsimlik bir çadır. İç kısmına bakarsak şuradan açalım. Şurada uyku tulumumu görebiliyorsunuz. Onun altında şişme mat. Onun altında da normal mat. Şurada sularım, termosum. Ve şu kısımda da bagajlarımı görebiliyorsunuz. Tabi hemen kapatıp şey yapabiliyorsunuz. Ya da içeri de alabilirsiniz. Bu size kalmış. Şurada çadırlanmam. Çadırım bu şekilde. Bisikletim zaten burada. Kamp kafası. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Tüm yorgunluğa değdi açıkçası. Hemen şurada deniz. Arkamda çadır. Hemen şurada bisikletim. Hamakta. Gel keyfim gel. Hava da çok güzel esiyor. Yemeğe kadar azıcık dinlenme vakti.
yemek zamanı. Tencereye makarnamı koyuyorum. Ben haşlama makarna sevmiyorum. O yüzden kavuracağım. Ondan sonra pişireceğim. Önce yiyebileceğim kadar makarnayı koydum. Şimdi bunu önce kavuracağım. Ondan sonra sıcak suyu koyup pişireceğim. Çok rüzgar olduğu için şimdi biraz kavrulmasını bekliyorum. Ondan sonra termosumdaki sıcak suyu koyup pişirme işlemine geçeceğim. Makarnam yeterince kavruldu. Şimdi sıcak su ekleyip pişirme işlemine geçeceğim. Biraz da tuz ekliyorum. Şimdi pişmesini bekliyorum. O zamana kadar ben de salatamı yapacağım. Ama önce ısıttığım suyun kalanını termosa döküyorum. Kampta hiçbir şeyi ziyan etmemeniz lazım. Çünkü olanaklar sınırlı olduğu için. Makarna pişmeye başladı arkadaşlar. Ben de salatamı yapacağım. Salatamız hazır. Makarnanın olmasını bekliyorum. Ona bakalım. Az bir zamanı kalmış. Hafiften de güneş batmaya başlıyor. Makarnam pişti ve suyunu çekti. Şimdi yemek kabımıza boşaltalım. Sizlere de göstereyim şöyle. Hadi bana afiyet olsun. Yemeğimi yedim. Tam bulaşıkları yıkacakken yanıma bir turist geldi. Fransa'dan geliyormuş o da. Şimdi odun topluyor, yemek yiyecek. Bakalım nasıl anlaşacağız bilmiyorum ama Google Translate iş başına. Şimdi ateşini yaktı, yemek pişirecek. Ben bulaşıklarımı yıkadım. Eşyalarımı topladım. Yarın sabah hazır bir şekilde bekliyorum. Fransızın kullandığı bisiklet bu. Fransız turistimizin ismi Luhu. İstanbul'dan başlamış, yani ülkeye giriş yapmış. İstanbul'dan Antalya, Mersin, Samsun, Rize'den çıkarak Avustralya'ya yolculuğuna devam edecekmiş. Şimdi yemek yapıyor kendine, pirinç pilavı pişirecekmiş. Bira aldı, gelecek bira aldı. Birazdan herhalde yemekten sonra içmeye başlayacak. Muhabbet ediyoruz kendisi. Paris'ten başlamış yolculuğuna. 85 gündür yoldaymış. Hangi mesleği yapıyorsun diye sorduğumda da biyolojist olduğunu söyledi. Bakalım biz muhabbete devam ediyoruz. Nasıl geçecek bu gece? Göreceğiz.
Arkadaşlar, ilk gecenin sonuna geldik. Şimdi uyku zamanı. Bakalım yarın bizi neler bekliyor, hep birlikte göreceğiz. Desteğiniz bizim için çok önemli. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir yorum olursa da yorumlar kısmına yazarsanız cevaplarım. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bisiklet takılın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Böyle korku filmlerindeki gibi.